Kur'an'ın ifadesiyle Yevmül Furkan, iman ile inkarın, hak ile batılın, hidayet ile dalaletin, ümmet ile asabiyetin birbirinden en derin hatlarla ayrıldığı bir savaş. 950 müşrik askerin karşısında sadece 313 Müslümanın olduğu, fakat Allah tarafından müminlere yardım için gönderilen 5000 meleğin olduğu bir savaş. Bedir Savaşı. Kureyşlilerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Süfyan idaresinde Şam'a gitti. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu haber alınca ashabını topladı ve Mekke'de bıraktıkları mallarına karşılık bu kervanın mallarını ele geçirmeye davet etti. Ashab da bunu kabul edince daha sonra hemen hazırlanıp yola çıktılar. Kureyşliler de Muhammed'in yola çıktığını duyunca alel acile hazırlanmaya başladılar. Hazırlıklarını 2 veya 3 günde bitirdiler. Silahsızlar için silah satın aldılar. Zenginler zayıflara ellerinden gelen yardım yaptılar. Süheyl İbni Amr, Zem'a bin Esved gibi ileri gelenler, deve isteyene işte deve, yiyecek isteyene işte yiyecek, hepiniz çarpışmaya çıkınız, sizden hiç kimse geri kalmasın. Şayet Muhammed ticaret kervanınızı ele geçirecek olursa, muhakkak onunla üzerimize yürür, Mekke'ye de girer, dediler. Sefere bütün erkekler katıldılar. Katılamayanlar da yerlerine adam tutup gönderdiler. Bedir'e çıkılacağı gün, Ebu Cehil insanlara, develerinize binin talimatını verdiğinde Ümeyye bin Halef Mekke'den çıkmak istemedi. Çünkü o zalim müşrik kendisinin Müslümanlar tarafından öldürüleceğini Sadıkul Vaadil Emin olan Allah Resulü'nün haber verdiğini duymuş ve vallahi Muhammed konuştuğunda hiçbir zaman yalan söylemez diyerek şiddetli bir korkuya kapılmıştı. Ebu Cehil geldi ve onu kendileriyle gelmeye ikna edinceye kadar yanından ayrılmadı. O da hemen hazırlanıp sefere çıktı. Ebu Süfyan, Müslümanların Bedir'e yöneldiklerini anlayınca kervanın yönünü çevirdi. Bedir'i solunda bırakarak sahile doğru hızla ilerledi. Ticaret kervanını kurtardığında da Kureyş ordusuna adam gönderdi. Siz kervanınızı, adamlarınızı ve mallarınızı korumak için yola çıkmıştınız. İşte onlar kurtarıldı. Artık geri dönünüz, dedi. Ebu Süfyan'ın haberi üzerine Zühre oğulları ve Adi bin Kab oğulları geri döndüler. Ebu Cehil ise Bedir'e varmadan geri dönmeyeceğiz. Biz orada 3 gün oturacağız. Develer keseceğiz, yiyip içeceğiz, kadınlar oynayacak ve şarkılar söyleyecekler. Civarda bulunan Araplar bizi işitecek, bundan sonra hep bizden korkup duracaklar. Haydi yürüyün, dedi. Ebu Süfyan Kureyş ordusunun Ebu Cehil'e uyarak geri dönmediğini duyduğunda vah kavmime, bu Amr bin Hişam'ın yani Ebu Cehil'in işidir. Geri dönmek isteme işi insanlara baş olma sevdasındandır. Azgınlıktır. Azgınlık ise noksanlık ve uğursuzluktur, dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gelişen siyasi seyri adım adım takip ediyordu. Artık kaçınılmaz bir ölüm kalım savaşıyla karşı karşıya olduklarını anladı ve ashabı güzini toplayıp sordu. Sizce kervanı takip etmek mi, Kureyş ordusunu karşılamak mı daha münasiptir? Muhacirler adına Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh ayağa kalktılar ve Kureyş ordusunu karşılamaya hazır olduklarını ifade buyurdular. Daha sonra Mikdat bin Esved radıyallahu anh ayağa kalkarak şu konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın Resulü, bizler Yahudilerin Hazreti Musa aleyhisselama dediği gibi sen ve Rabbin gidip savaşın demeyiz. Bizler sana Akabe'de verdiğimiz söze sadık kalarak senin sağında, solunda, önünde ve ardında düşman ile sonuna kadar çarpışmaya her an hazırız, dedi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ensar'ın da fikrini öğrenmek istedi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz radıyallahu anh ayağa kalktı. Ey Allah'ın Resulü, bizler sana inandık. Getirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna şehadet ettik. Nasıl dilersen öyle yap. Şayet denize dalsan bizler de seninle beraber dalarız. Ensardan bir tek kişi bile geri dönmez. Bu sadakat ve teslimiyet dolu sözler üzerine Hazreti Peygamber'in mübarek simaları tebessümle doldu, hayır dua ederek şöyle buyurdu. Öyleyse haydi Allah'ın bereketiyle yürüyünüz. Size müjdeler olsun ki Allah iki taifeden
gayri muayyen olan birini vaat etti. Vallahi ben sanki Kureyşlilerin harp sahasında yıkılacakları yerleri görüyor gibiyim. Adım adım savaşa doğru bir hazırlık vardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye 1 mil uzaklıkta bulunan Buyud-u Sukya'da mücahitleri durdurdu. Yaşı küçük olanları geri çevirdi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah'ın yaşı küçük olanları çevirmesinden az önce kardeşim Umeyr'e de saklanmaya çalışırken gördüm. Sana ne oldu kardeşim dedim. Allah Resulü beni küçük görür de geri çevirir diye korkuyorum. Halbuki ben sefere çıkmayı çok istiyorum ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini ümit ediyorum dedi. Gerçekten de kardeşim Resulullah'a arz edilince onun henüz küçük olduğunu görüp sen geri dön buyurdu. Umeyr ağlamaya başladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da müsaade buyurdu. Umeyr Bedir'de şehit düştüğü zaman henüz 16 yaşlarındaydı. Ordu Akik Vadisi'ne varmıştı. Bu sırada Hubeyb bin Yesaf ve Kays bin Muharris adında iki kişi savaşa katılıp ganimetten pay alabilmek maksadıyla orduya yetişmişlerdi. Allah Resulü bu iki kişiden Hubeyb'e siz bizimle mi çıktınız diye sordu. Hubeyb, hayır sen bizim kız kardeşimizin oğlusun ve komşumuzsun. Biz kavmimizle ganimet için sefere çıktık dedi. Allah Resulü bu defa sen Allah ve Resulüne iman ettin mi diye sordu. Hubeyb, hayır cevabını verince Hazreti Peygamber öyleyse geri dön. Biz bir müşriğin yardımını istemeyiz buyurdu. Hubeyb ısrar etti. Kavmim benim harpte ne kadar şecaatli ve düşman bağrında yaralar açan bir bahadır olduğumu iyi bilir. Müslüman olmasam da ganimet mukabili senin yanında çarpışsam olmaz mı dedi. Allah Resulü hayır sen önce Müslüman ol sonra çarpış buyurup yollarına devam ettiler. Bir müddet sonra Hubeyb yine geldi. Tekrar aynı teklifte bulundu. Fakat cevap da aynıydı. Hubeyb bu duruma çok şaşırdı. Çünkü kendisi Araplar arasında çok cesur bir savaşçı olarak tanınıyordu. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun müşrik olması sebebiyle orduya katılmasına razı olmamıştı. Müşriklerin kalabalık ordusuna karşılık asker sayısı az olan Resulullah'ın bu hareketi Hubeyb'i derinden sarstı. Gönül aleminin derinliklerine dalarak daha önce hiç farkına varmadığı bir alemin hakikat nurlarını seyretti. Heyecan içinde tekrar Allah Resulü'nün arkasından koştu. Bu seferki müracaatı öncekilerinden farklıydı. Nitekim Allah Resulü tekrar sordu. Allah ve Resulüne iman ettin mi ey Hubeyb? Sualine büyük bir coşku içinde cevap verdi. Evet ya Resulallah. Bunun üzerine Allah Resulü çok sevindi ve işte şimdi dilediğini yap buyurdular. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu tavrıyla Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ayetinde ifade edilen tevekkülü göstermiş oldu. Ve iki tarafta Bedir'e varmıştı. Müslümanların Bedir'deki karargahları kumluktu. Bu sebeple kolaylıkla yürünemiyordu. Ayrıca mevcut su azaldığından su sıkıntısı da baş göstermişti. Abdest ve gusül için yeterli su bulmakta güçlük çekiliyordu. Şeytan da gerek bu sıkıntılarla gerekse de müşriklerin çok ve kuvvetli olması ile mümin yüreklere korku salmaya çalışıyordu. O gece Allah yağmur yağdırdı. Vadiden seller aktı. Müslümanlar kaplarını doldurdular. Abdest aldılar, guslettiler ve hayvanlarını suladılar. Yağan yağmur aynı zamanda tozları yatıştırdı ve zemini sağlamlaştırdı. Kureyş müşrikleri ise yağmur sebebiyle yerlerinden ayrılamadılar, hareketsiz kaldılar. Ayrıca Allah Müslümanlara sükunet verici, dinlendirici bir uyku hali bahşetti. Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurmaktadır. Allah kendi katından bir emniyet işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini verdiği vesveseyi gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve sebatınızı artırmak için gökten size su indirmişti. Bedir'den bir önceki gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bütün gece namaz kıldı ve Allah'a dua etti. Nitekim Hazreti Ali şöyle demektedir. İyi biliyorum, Bedir günü Allah Resulü hariç hepimiz uyumuştuk. Resul-i Ekrem Efendimiz ise sabaha kadar bir ağaç altında namaz kılıp ağlamıştı. Allah'tan başka sığınak tanımayan ve her ihtiyacını ona arz eden Resulullah aleyhissalatu vesselam, Bedir'e giden ümmetini zayıf ve muhtaç bir halde görünce dayanamayıp şöyle dua etti. Allah'ım bunlar bineksizdirler. Sen onlara binecekleri hayvanlar ver. Allah'ım bunlar çıplaktırlar. Sen onları giydir. Allah'ım bunlar açtırlar.
sen onları doyur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle devam etti. Ey Allah'ım, işte Kureyşliler olanca kibir ve gururları, kendilerini beğenmişlikleri ve havaları ile gelmişler. Sana düşmanlık etmekte ve senin Resulünü yalanlamaktadırlar. Biz senden onlara karşı bize vaat ettiğin yardımını diliyoruz. Bu sözlerin ardından Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gece boyunca dualarını tekrarladı. Dualarında diyordu ki, Allah'ım bana vaadini ulaştır. Allah'ım bana vaadini gerçekleştir. Eğer sen şu bir avuç İslam cemaatini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak. Tarihler Ramazan'ın 17'siydi. Miladi olarak 13 Mart 624'ü gösteriyordu. Günlerden cuma ve çok sıcak bir gündü. Resulullah aleyhissalatu vesselam kan dökülmesini istemediğinden Hazreti Ömer'i elçi olarak müşriklere gönderdi. Onlar savaş konusunda kararlı olduklarından Resulullah'ın elçisini geri gönderdiler. Bu durumdan sonra Bedir Harbi mübareze, yani teke tek vuruşma ile başladı. Müşrikler karşılarına yiğit düşmanlar istiyorlardı. Müslümanların çıkardıkları mübareze erleri olan Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde radıyallahu anh rakiplerini oracıkta öldürdüler. Ancak Ubeyde radıyallahu anh bacağı kopmuş olarak döndüğünden bir müddet sonra Allah Resulü'nün sen o yüce makama erdin müjdesini alarak şehit olmuştu. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre müşrikler yaklaştığında Resulullah aleyhissalatu vesselam genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete girmek üzere ayağa kalkınız buyurdu. Ensardan Umeyr bin Humam radıyallahu anh, ya Resulallah genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi diye sordu. Efendimiz evet buyurdu. Umeyr ne iyi ne âlâ dedi. Resulullah niye öyle söyledin diye sordu. Umeyr radıyallahu anh, Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı istediğim için öyle söyledim. Başka maksadım yok dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, şüphesiz sen cennetliksin buyurdu. Umeyr bu söz üzerine torbasından birkaç hurma çıkartıp onları yemeye başladı. Sonra, eğer şu hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam bu gerçekten uzun bir hayattır diyerek elindeki hurmaları attı ve cihada koştu. Sonra şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştı. Müşrikler saldırmaya başlamışlardı. Nihayet Resulullah aleyhissalatu vesselam da hücum emrini verdi. İki ordu birbirine girdi. Çarpışma şiddetli başladı. Gittikçe de şiddetlendi. O gün Hazreti Ebubekir oğlu ile, Ebu Ubeyde bin Cerrah babası ile, Hazreti Hamza kardeşi ile kılıç kılıcaydı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hakk'a iltica ile birlikte ashabının gayret ve coşkusunu artırmak için aralarında koşup duruyor ve sık sık o cemaat hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar ayeti kerimesini okuyordu. Ardından da müjdeliyordu. Her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder, şehit düşerse Cenab-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Cennetül Firdevs hazırdır. Hücum ve hamle ediniz. Bir ara Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam mübarek yüzünde bir tebessüm oluştu. O anlarda dönüp Hazreti Ebubekir'e dedi ki, müjde, ey Ebubekir müjde, Allah'ın yardımı geldi. İşte şu karşıda Cebrail, tepenin üstünde ve atının üzerinde. Hücuma hazır beklemekte. Arkasında binlerce melek de ona refakat etmekte. Allah buyuruyor ki Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Arka arkaya üç şiddetli rüzgar esti. Biri gürledi, geçti. Sonra ikincisi, sonra üçüncüsü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ashabına fark ettiniz değil mi rüzgarı diye sordu. Sahabe evet dediler. Neydi peki bu rüzgarlar diye sordular. Sahabe anladı ki bu rüzgarlar öyle sıradan bir rüzgar değil. Eğer Efendimiz aleyhissalatu vesselam böyle bir soru sorduysa kesinlikle bir mesajı vardı. Bundan dolayı Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki
birinci rüzgarda Cebrail aleyhisselam 1000 melekle gelip sizin yanınızda durdu. İkinci rüzgarla Mikail aleyhisselam 1000 melekle gelip yanınızda durdu. Üçüncü rüzgarla İsrafil aleyhisselam yine 1000 melekle gelip aranıza karıştı. Efendimizin her sözü Bedir'in meydanında tekbirlerle karşılanıyordu. Sonra yine Kur'an'ın bize bildirdiği bilgiyle 2000 melek daha inecek o meydana ve sayı 5000 olacaktı. Ebu Davud el-Mazini şöyle der: Bedir gününde müşriklerden bir adamı vurup öldüreyim diye takip ettim. Kılıcım daha ona dokunmadan başının yere düştüğünü gördüm. Anladım ki onu benden başkası, yani bir melek öldürmüştü. Biraz sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle diyecekti: Ey ashabım, meleklerin başlarında birer alamet, nişane var. Sizler de kendinize alametler, işaretler edinin. Bunun üzerine sahabe hemen harekete geçecek. Yanlarında ne varsa, ne buldularsa onları kendilerine alametler edineceklerdi. Hazreti Hamza bir deve kuşu tüyünü kendisine alamet yaptı. Zaten heybeti dizleri titretiyordu. Bir de o alameti takınca yanına bile varılmayacak bir hale geldi. Hazreti Ali yünden bir alamet taktı. Ebu Dücane kırmızı bir bezi bandaj gibi başına bağladı. Ukbe bin Amir yeşil bir bez bağladı. O gün o meydana Zübeyir bin Avvam sarı bir sarıkla gelmişti. Artık o anlarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam içinden ne geçirdiyse sonra Cebrail'in ve bazı meleklerin aynen Zübeyir gibi sarı sarıklarla geldiğini gördü. Ve bunun haberini bir müjde olarak havarisi olan Zübeyir'e verdi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh der ki: Bedir günü sağıma soluma baktım. Ensardan iki gencin arasında olduğumu gördüm. Oysa ki daha kuvvetli kimseler arasında bulunmak isterdim. Daha sonra onlardan biri diğerine duyurmadan bana şunu söyledi: Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanır mısın? Ben de evet tanırım. Ne yapacaksın onu? Dedim. Genç, duyduğuma göre o Resulullah'a sövermiş. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki onu bir görürsem, ikimizden eceli gelmiş olan biri ölmedikçe ondan ayrılmayacağım dedi. Gencin bu sözüne şaştım. Öbür genç de aynı şeyleri söyledi. Bu iki gencin arasında olduğum için büyük bir mutluluk duydum. Az sonra Ebu Cehil'i harp meydanında dönüp dururken gördüm. Ve bakın işte sorduğunuz adam dedim. Gençler hemen kılıçlarını sıyırdılar, Ebu Cehil'e doğru koştular ve onu kılıçtan geçirdiler. Bu gençler Muaz bin Afra ve Muaz bin Amr idi. Muaz bin Amr şöyle anlatır: Ebu Cehil'i kılıçtan geçirdiğimde onun oğlu İkrime de bana bir kılıç vurup kolumu kesti. Elim derime asılı kaldı. Gün boyunca elim arkamda sürünerek savaşmaya devam ettim. Bu haldeyken çarpışmakta zorlanıyordum. Beni iyice rahatsız edince de üzerinde ayağımla bastım ve onu koparıp attım. Savaşa bu şekilde devam ettim. Bir ara Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ''Acaba Ebu Cehil ne yapıyor? Kim gidip bakar?'' buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh aramaya gitti ve onu yerde buldu. Hadisenin devamını kendisi şöyle anlatır: ''Ben onu son dakikalarını yaşarken buldum ve tanıdım. Boynuna ayağımla bastım. ''Ey Allah'ın düşmanı, Allah seni zelil ve hakir kıldı değil mi?'' dedim. ''Allah beni ne ile zelil ve hakir kıldı? Kavminin öldürdüğü adamlar içinde benden daha üstün kim var?'' ''Ey koyun çobanı, sen çetin ve erişilmesi çok güç olan bir yere çıkmışsın. Sen onu bırak da bana haber ver. Bugün devran kimindir?'' dedi. ''Allah ve Resulünündür.'' dedim. Onu kendi kılıcıyla öldürdükten sonra Resulullah'ın yanına vardım. ''Ebu Cehil'i öldürdüm.'' dedim. Allah'a hamdü sena etti. ''O bu ümmetin firavunuydu.'' dedi. Hazreti Ali Bedir Savaşı ile ilgili şunları söylemişti: ''Biz Bedir'de Allah Resulüne sığınıyorduk. O gün kendisi düşmana en yakın duranımız, insanların en cesur ve en metanetli olanıydı. Habib-i Ekrem'in cesareti hususunda Bera radıyallahu anh da ''Vallahi biz savaş kızıştı mı Resulullah'a sığınırdık. Bizim en cesurumuz Resulullah'la aynı hizada durabilendi.'' demiştir. Ashab-ı kiram bu gazvede
çok büyük fedakarlık ve kahramanlıklar gösterdi. Bilhassa Allah'ın arslanı Hazreti Hamza büyük bir şecaat ve cengaverlik numunesi sergiledi. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef, ashabtan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anha, savaşta alamet olarak sadrına deve kuşu kanadı takan zat kimdi diye sordu. O, Hamza bin Abdülmuttalip'tir cevabını alınca da işte bize ne yapıldıysa hep o yaptı demişti. Ve Bedir Savaşı ikindiye doğru Müslümanların kesin zaferiyle sona erdi. Başta İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in en büyük düşmanı Ebu Cehil olmak üzere 70 müşrik öldürüldü, 70 kişi de esir alındı. Buna karşılık Müslümanlar sadece 14 şehit verdiler. Hazreti Peygamber şehitlerin namazını kılarak onları defnettirdi. Daha sonra Kureyş'in ölülerinin yanında durdu ve onlara isimleriyle hitap ederek "Ey Ebu Cehil, ey Ümeyye bin Halef, ey Utbe bin Rabia, ey Şedbe bin Rabia" diye seslendi. Ve "Siz Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Biz Rabbimizin bize vaat ettiği şeyi hak ve gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu?" buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, ruhsuz cesetlere mi konuşuyorsunuz? Onlar cife haline geldikten sonra nasıl duyup da size cevap versinler?" dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "Muhammed'in nefsi kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onlar benim söylediklerimi sizden daha iyi işitirler. Fakat cevap vermeye kadir olamazlar." buyurdu. Bedir'de savaş nihayet bulunca Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e gelip, "Ey Muhammed, Allah-u Teala beni sana gönderdi ve sen razı oluncaya kadar yanından ayrılmamamı emir buyurdu. Razı oldun mu?" dedi. Resulullah, "Evet, razı oldum." diye karşılık verince Cebrail aleyhisselam oradan ayrılıp gitti. Biz Müslümanlar da Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ümmeti olarak inancımız gereği nasıl ki Bedir ashabı ne kadar az da olsalar kendilerinin 3 katı düşmana karşı galip geldiler. Bunu kendi güçleriyle değil, inançlarıyla yaptılar. Biz de ne kadar az sayıda gözüksek de, ne kadar zayıf gözüksek de, nefsimize ve şeytana karşı ne kadar güçsüz gözüksek de Allah'ın izniyle inancımızı güçlendirerek bu işin üstesinden gelebiliriz. Bedir Savaşı ismi savaş ama aslında büyük bir mektepti. Buradan almamız gereken çok büyük mesajlar var. İnşallah Rabbimiz o mesajı alabilenlerden ve yaşayabilenlerden eylesin. Bugünlük bu kadar. Allah başta Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam olmak üzere Bedir ashabına ve tüm sahabe efendilerimizin ruhuna El-Fatiha ve salavat.